İrşat vazifesi olmayanlara tabi olanların kazanabileceği bir şey var mıdır? İrşat vazifesini Allah veriyor. Eğer o Allah'ın verdiği vazifeyle vazifeli değilse sadece bilgi verebilir, öğretmeye çalışabilir. Ama onunla beraber olanlar vuslat yolculuğunu yapamaz, Allah'a vasıl olamaz. Onlar da zaten böyle bir iddiada bulunamaz. Bu durumda eğer bir mürşid-i kamile tabi olup Allah'a dost olmak, Allah'a vasıl olmak istiyorlarsa kardeşlerimiz, nereye tabi olmuşlarsa, kime tabi olmuşlarsa mutlaka sormaları lazım. Ben Allah'a vasıl olmak istiyorum. Beni Allah'a vasıl edebilir misiniz? Diye sorması lazım. Eğer bunun cevabı evet olursa, o da mutmain olursa, nasıl mutmain olması gerekir? Eğer Mürşid-i Kamil vasıflarını taşıyorsa, Mürşid-i Kamil peygamber varisidir. Dolayısıyla peygamber kendisine iman edenleri nasıl Allah'a taşıdıysa, Mürşid-i Kamil'in de peygamber varisinin de aynı şekilde taşıması gerekir. Bu vazifeyi peygambere veren Allah'tır. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Size bir Resul gönderdik sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan farklı farklı ayetler. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Sizin nefislerinizi tezkiye etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin. Mürşid-i Kamil'in vasıflarıdır bunlar. Bunlardan biri eksik olursa o kamil olmaz. Mürşid-i Kamil olmaz. Kendisiyle beraber olanları sadece oyalamış olur. Onların vebalini yüklenmiş olur. Allah'a vasıl olmak isteyen, dost olmak isteyen, kamil manada Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışanı yoldan alıkoydu demektir. Yoksa işte büyüklerimiz bize himmet eder. Biz büyüklerimize havale ediyoruz. Onlar işi yapar. Senin büyüklerin işi yapıyorsa sen ne iş yapıyorsun? Senin işin nedir? Böyle bir şey olmaz. Mürşid-i Kamil'in diri olması lazım. Bununla beraber o taşıdığı müminle beraber olması gerekir. Öyle ki her anda ona Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, hikmeti öğretsin, nefsini tezkiye edip temizlesin, ona bilmediklerini öğretsin. Eğer Mürşid-i Kamil bu vasıfta değilse nedir o? Evet, sahtekar olmuş olur. Yalancı olmuş olur. Allah akıl vermiştir. Aklımızı sonuna kadar kullanmamızı emreder. Allah aklını kullanmayan topluluğun üzerine pisliği döker dedi. Bu pislik manevi pisliktir. Sadece kirlenir. Öğrenirim, öğreneceğim derken sadece gönlünü kirletir, kendini kirletir. Nefsin tezkiye olup temizlenmesi yerine tam tersine nefsini kirletir, kendini kirletir. Zaten bakıldığında bu hemen anlaşılır. Sözde bir Mürşid-i Kamil'e tabi olmuş, nefsi tezkiye olması gerekirken, temizlenmesi gerekirken bakıyoruz ki kibirleniyor. Kendini diğer insanlardan üstün görüyor. Bundan daha büyük kirlenme var mıdır? Bu nasıl nefis tezkiyesidir, temizlenmesidir? Onun için mesela bazen bizim mürşidimiz konuşmuyor, bakışıyla, nazarıyla bizi tezkiye ediyor, terbiye ediyor denir. Eğer bakışla, nazarla olmuş olsaydı, Resulullah Efendimiz'in bu kadar konuşmasına, sohbetine gerek kalmazdı. Bir sefer bakar, şihad ederdi. Ama sahabe demek, sohbet arkadaşı demek. İlk andan itibaren konuşmaya başlamış. Davet ederken sürekli konuşmuş. Taşırken sürekli anlatmış, konuşmuş. Nasıl peygamber varisi olur?
Bununla beraber Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamıyorsa, Allah'ın muradını öğretmiyorsa, o nasıl mürşid-i kamil olur? Onunla beraber olanlar ne kazanır? Sadece benlik kazanır. Sadece doğru yolda olduğunu, bununla beraber kendisinin torpilli olduğunu zanneder. Allah'a yaklaşmak yerine sadece Allah'tan uzaklaşır. Allah böyle bir şeyde bizi muhafaza etsin. Amin. Elbette ki kardeşlerimizin de kendini muhafaza etmesi gerekir. Akıllarını sonuna kadar kullanıp Allah'a vasıl olmak için eğer kendilerine bir müşid-i kamil arıyorlarsa o vasfa sahip olup olmadığına bakmaları gerekir. Anlamaları gerekir. Yoksa bu hayali bir şey olur. Söyledim. Sadece ona benlik verir. Onu kibirlendirir. Yaklaşıyorum derken uzaklaşır.